Tabi oyun konusu tamamıyla geride kaldı. Akıllarda şu kadarı kalsın. Fenerbahçe artık az atıyor, az yiyor. Neden? Öndeki çok gol atanlar form olarak biraz düştüler. Ama Fenerbahçe de iyi ki bu dönemde bir Cengiz devreye girdi. Bir Batşuayi devreye girdi. Fenerbahçe az attığı gollerle maçları kazanmayı biliyor. Ama ilk yarıda yediği kadar yemeye devam etseydi... Yani yedi gol atmışken... 6 gol yemiş olsaydı bu maçların hepsini kazanamayacaktı. Demek ki Fenerbahçe defansta da artık ilk yarıdan daha iyi oynuyor. Onun nedeni de ne? Fenerbahçe'de çok ciddi başta stoperler olmak üzere sakatlıklar vardı. O sakatlıklar geçti, sakat futbolcular geri dönmeye başladı. O yüzden bir kalite artışı. İşte e, Afrika Kupası e, oyuncuları da geri dönüyorlar ama Fenerbahçe işi garantiye almak için Bonucci'yi kur, Kur'un içi ve çağları transfer etti. Bir de transferle de orayı destekleyince bundan sonra böyle bir Fenerbahçe izlemeye 7 devam ediyor. 7-8 tane stoperi var hocam. E tamam bu ne kadar doğru o kararı Fenerbahçe verecek ama siz bu 7-8 stoperi birlikte oynatmaktan birlikte yaşatmaktan üst düzey bir başarı elde ediyorsanız onların size faydası olur zararı olmaz. Şu an Batshuayi'nin bir zararı var mı? Yok, faydası var. Neden? Bence 11'de oynaması lazım. Birinci sezon Batshuayi mutsuzdu. Ya bana süre vermiyorsunuz, ben gideceğim diye mutsuz e, Batshuayi. Ama başkan, ama teknik direktör, ama Fenerbahçe camiası, ya sen burada kal, hiçbir yere gitme. Sen burada daha fazla süre alabileceğin gibi senin burada kalman seni Belçika milli takımına gitmekten alıkoymayacaktır diye inandırdık, inandırdıkları için mutlu bir batçuay var. Batshuayi mutlu olunca o da golleri atıyor. Şimdi yani arkadaşlarımız... futbolda futbolda çok basit bir kural budur. Son dakika olarak ekrana verdiler az önce ee, Dursun Özbey'in röportajından öne çıkan kesitleri ben de aktarmıştım. Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt derhal Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etmeli başlığıyla biz de son dakika olarak ekrana yansıttık. Murat abi az önce kısa bir bölümünü okumuştum. İstersen biraz daha eklemeler yapayım o bölüme. Şimdi Olur. açıklamalarda geliyor çünkü. Galatasaraylı veya Fenerbahçeli diye bölünmeyi ve birbirine düşman olmayı, düşman olmayı teşvik edici söylemler niye yapılır? Patolojik olarak bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde incelenip bunun süratle tedavi edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Derhal Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmeli. 10 yıla yakın süredir şampiyon olamamaları travmatik bir durum yaratıyor. Zaten bu bölümü okumuştuk. Ben bir daha hatırlatayım dedim. Devam edelim. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için uzun zamandan beri çalışıyoruz. Florya projesinin başlaması Kemerburgaz projesinin bitmesiyle olacak. Mayıs ayındaki seçimden ziyade söz verdiğimiz işlerin bitirilmesine konsantreyiz. Sürdürülebilir bir finansal yapıyı oluşturmanın peşindeyiz. Bunun ortaya çıkmasını, camiaya hakim olmasını sağlamak bizim yaptığımız iş. Devede kulak kalır. İnşallah Okan Hoca ile beraber 5. Yıldız'ı takarız. Türk futbolu bu tip transferlere hasret sanıyorum. Sasha Boyen'in gitmesiyle ilgili bir açıklama bu. Yani sorulardan ziyade sadece başkanın yanıtları var çünkü. Onun dışında felsefemiz Sasha Boya'dan 30 milyon geldi. Hadi transfer yapalım değil. Mustera bizim kıymetlimiz. Ara transfer dönemi çok verimli geçen bir transfer sezonu değildir. Galatasaray Kulübü Başkanı eğer başarısızsa istifa çağrısında bulunulabilir. Bunu yadırgamıyorum. Galatasaraylı veya Fenerbahçeli diye bölünmeyi ve birbirine düşman olmayı teşvik edici söylemler niye yapılır? Standartlarda bir sapma olmasaydı şu an biz onların 10 puan önündeydik. Son cümlede e, çarpıcı standartlarda bir sapma olmasaydı şu an biz onların 10 puan önündeydik diyor. E, Dursun Özbek'ten neredeyse her cümlesi e, manşet olacak bir röportaj gelmiş. E, Murat abi bunu mu değerlendirmek istersin? Çoğallarla yani, ilgili bir şeyler söylemek istersen sıcak dakikalık da bir süremiz var. Buradaki en sıcak, sıcak, bur, buradaki böyle. En sıcak konu e, Ali Koç'a yanıt kısmı. Yani diğer konuları daha önce de ifade etmişti. Tabi Cumartesi günü e, Ali Bey, ile ilgili e, bazı ifadelerde bulunmuştu. E, yani onlara e, yanıt vermiş Sayın Başkan da. Tabi burada yanıt verirken de ifade ettiği şey aslında röportajın içinde yine bir metin var. Yani Türkiye'nin işte yüzde yetmiş, bir kısmını iki takım taraftarlarının Galatasaray ve Fenerbahçelerin tuttuğunu düşünürsek bizim ağzımızdan çıkan her cümlenin çok değerli, kıymetli olduğunu vurgulamış ve bizim sözlerimizden yola çıkarak da bu insanlar etkileniyor ve birbirlerine bakış açılarında bir husumet oluşmaya başlıyor. Yani burada Ali Bey eleştirdiği nokta o. Yani sen dikkatli konuşmuyorsun, sürekli ortamı geriyorsun ve sürekli bölmeye çalışıyorsun. Ve dolayısıyla da bu bunu yaptığın için 19 kulübü temsilen artık orada olmaman lazım. Ve Kulüpler Birliği Başkanlığından da istifa etmen lazım şeklinde ekranda yansıttığı gibi bir açıklaması olmuş. Tabii gitgide haftalar geçtikçe bunun tansiyonunda daha da yükseleceğinin zaten herkes farkında. Yani en azından bu mesleği yapan gazeteciler, yorumcular bu, bu, bu süreç geçtikçe iki tarafında birbirine... Sert ifadelerle bir takım mesajlar vereceklerini tahmin ediyorduk. Yani bunu Ali Bey yaptı divan kurulunda. Şimdi Galatasaray değerli başkanı Dursun Bey yanıt veriyor. Ve bundan sonraki süreçte belki bir saat sonra da Fenerbahçe bir yanıt verecek ya da Ali Bey yanıt verecek. Kulüpler Birliği'nden istifa etmesi gerekir mi? Gerekmez mi? Tabii bu çok şey bir nokta önemli bir nokta ve oradaki diğer e, kulüplerin alacağı ortak bir e, şimdi beş Beşiktaş da istifa etmesinler Trabzon Başkanı istifa etmesinler yani e, ama gelinen noktada aslında röportajın içinde bunun gerekçesi olarak şunu ifade ediyor yani işte şampiyonluk yolunda sezon başında her yolu deneyeceklerini ifade eden e, sayın başka sayın Ali Koç'un 19 kulübün başkanı olamaz diyor. Artık diyor yani bunu tamam bu süreç geçti ve artık son haftalara doğru giriliyor. Kritik bir döneme doğru giriliyor. Dolayısıyla da böyle bir sözü söyleyen başkanın 19 kulübü başkanı olamayacağını ifade ediyor. Bilmiyorum bu karşılık görür mü kulüpler birliğinde Sayın Ali Koç istifa eder mi? Çünkü divanda söylediği önemli bir cümle daha vardı. Ben dedi Haziran'da olmayacağım. Yeni yönetim ve yeni başkan Abi olacak dedi. De, evet. Yani bundan sonraki süreçte e, ihalenin belki sonrasında görevi de başkasına sezon sonunda devreder mi ki? Etmesi gerekecek. Zaten kulüp başkanı değilse oraya başka bir kulüpler birliği başkanının gelmesi lazım. Ama daha çok sular akar. Hocam biraz önce dedi ya yani Semih'in e, kadroya seçilmesiyle ilgili dur dedi. Daha dedi şey Mayıs ayına ayı çok var, var dedi. E, Fenerbahçe'de de seçimlere daha çok zaman var. E, ama daha ihtiyatlı olmak lazım. Sakin olmak lazım. İki takım iki tarafın da sakin olması lazım. Yani Galatasaray yeri geliyor sert açıklamalar yapıyor. Fenerbahçe'de yapıyor. Sonuçta evet Sayın Başkan Dursun Özbey'in dediği Peki. gibi iki takımın taraftarları da gerilip homurdanmaya Şimdi başlıyor. Bu e, önemli bir konu. Önemli açıklamalar var. Önümüzdeki saat daha geniş konuşacağız değerli izleyenler. Kısa bir ara ve sonrasında spor gündeminde son saatte sizlerle birlikte olacağız.